İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Leonid Azgalyan'ın ölümsüzlüğü ve Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararının hatırası. Kürdistan'daki Ermeniler. Ermenistan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti vize anlaşması Aralık ayının başlarında kabul edilecek. Menendez, dünyanın en güçlü ülkesinin senatosu Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanımak zorundadır. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rus S-400 sistemlerinden kurtulmalı. Teleton 2019 Yesi Manuş Hayastani toplumlara can suyu ve güneş başlığı altında gerçekleştirilecek. Leonid Azgalyan'ın doğum gününde komutanın bazı anılarını bizimle paylaşmak için Bay Armenak Abrahamyan'a başvurduk. Armenak Abrahamyan, her şeyden önce komutan Leonid Azgalyan'ın doğum gününü hatırladığınız için teşekkür ederim. Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararı ile doğrudan ilişkili olduğunu görüyoruz. Yani bizim için ve Batı Ermenistan'ın geleceği için onun Artsah Ermenistan'dır ve son ifadesinin ne anlama geldiğini düşünebilirsiniz. Komutan Leonid Azgalyan Batı Ermenistan için de aynı şekilde düşünüyordu. Kilikya'yı kurtarmak için savaşan Kilikyalı gururlu gönüllerin bir devamıdır Azgalyan. Tek fark komutan Leonid Azgalyan'ın hiçbir bayrak için savaşmadığıydı. Onun savaşı Ermeni halkı ve Ermenistan toprakları içindi. Leonid Azgalyan savaşta düştü. Ermeni Özgürlük Savaşçısı adına o düştü. Çünkü savaş meydanında şehit olmaya karar vermişti. Onu ulusal bir kahraman olarak çok daha yüksek yapan şey buydu. Savaş arkadaşlarının gözünde o bir ejderhaydı. Ejderha Ermeniler için dövüş ruhunun bir simgesidir. Ateş ise sıradan savaşçının içinde fiziksel ölümüne kadar var olan ateşti. Bu güç vatanımızı, çocuklarımızı korumak için canlılığımızı beslemeye devam ediyor. Çünkü bu şekilde hiçbir düşman, hiçbir kötü güç Ermeni halkına ulaşamaz. Bunun herhangi bir siyasi kuruluşla ilgisi yoktur. Savaşta özellikle Ermenilerde fiziksel ve ruhsal bir kombinasyon var. Bu nedenle Ermeni halkının özellikle de Artsahlı Ermenilerin kitlesel imha edilmesi planlarına direnebildik. Bugün Batı Ermenistan ve Doğu Ermenistan'daki özel kuvvetler bu maneviyatın taşıyıcılarıdır ve bunun dinle bir ilgisi yoktur. Batı Ermenistan ve Doğu Ermenistan'ın özel kuvvetlerine çağrıda bulunuyorum. Bizim mücadelemiz bir savaş sanatıdır. Bizim felsefemiz Ermeniliğin derinliğinde kökleşmiştir. Bizim psikolojimiz içimizdeki meyvedir. Batı Ermenistan ve Doğu Ermenistan'ın özel kuvvetleri Doğu Lejyonu kurulduktan 7 gün sonra bu günü Leonid Azgalyan'ın doğum günü olarak hatırlamalı ve anmalıdır. Ermeni milletinin gerçek askeri tarihi hakkında konuşmaya geldik. Tekrar teşekkür ederim. Ermeniler, Irak'ın kuzey kesiminde birkaç kuşaktan beri Kürdistan bölgesinde yaşıyorlar. 1800'lerin ortalarında 6 kuşak önce Hakkari'deki klan Geznah'tan gelen Bakoz Boğaz adlı genç bir adam, annesiyle birlikte Kuzey Irak Kürdistan'ındaki Avzrok Miri'ye geldi. Orada yerleşmiş olan Sarkisyan ailesinden bir Ermeni kızı ile evlendi. Bakoyan ailesinin kurucuları oldular. 1954'te Avzrok Aram tam ismiyle Aram Şahin Davut Gulan Revoz Bakoz Bakoyan doğdu. Aram ve 3 oğlu ve bir kızı hala Avzrok'ta yaşıyor. Bugün Avzrok köyü tamamen Ermeni köyüdür. Aram peşmergeye 12 Ermeni çocuğuyla birlikte Zaho'da katıldığı zaman 14 yaşındaydı. 1974'te savaş sırasında bir top mermisinin patlaması sonucu sol omuzundan yaralandı ve İran Kürdistan'ı Mahabad'daki bir hastanede neredeyse 3 ay kaldı. 1977'de Aram tutuklandı, hapishaneye gönderildi ve vahşice işkence gördü. O serbest bırakıldıktan sonra politik ve sosyal hayattaki mücadelesine devam etti. Aram, Kürdistan bölgesi parlamento üyesi seçildi. Ermeni kültürel mirasını korumak ve Kürdistan bölgesinde yaşayan yaklaşık 10 bin kişilik Ermeni cemaatine yardım etmek için çok çalışmaktadır. Ermeniler bütün Kürtler tarafından kesinlikle saygı görüyorlar. Ermenilerin şu anda Erbil, Zaho, Dahok, Avzrok, Havresk ve Sarkis Ağacanyan adlı bir yerleşkede yaşamaktadırlar. Buradaki Ermenilerin 5 kilisesi, 2 okulu ve 1 pazar okulu
bulunmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Lena Nazaryan'ın resmi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre, Ermenistan Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki vize şartının kaldırılmasına ilişkin anlaşma Aralık ayı başlarında kabul edilecek. Nazaryan özellikle şöyle dedi: "Birçok vatandaşın bu konuyla ilgilenmesi nedeniyle size Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında mevcut pasaport sahipleri için karşılıklı vize koşullarının kaldırılması anlaşmasının 3-6 Aralık günleri arasında Ulusal Meclis tarafından kabul edileceğini bildirmek isterim. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın imzalamasından sonra anlaşma bir ay içinde yürürlüğe girecek." Amerika'nın Sesi Ajansı tarafından bildirildiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili Demokrat Senatörü Robert Menendez, Senato'da yaptığı konuşma sırasında meslektaşlarını Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan 150 nolu tasarı hakkında hızlı bir oylama yapmak üzere Temsilciler Meclisi üyelerinin örneğini takip etmeye çağırdı. Menendez şöyle devam etti: "Bu tasarı yıllar içinde birçok ABD yönetiminin bunu bozmaya çalıştığı gerçeğini meydana çıkartmaktadır. Amerika olarak vahşiliklere yanıt olarak hiçbir zaman sessiz kalmamalıyız. Dünya 100 yıldan fazla bir süre önce Ermenilerin acı çektiği ve sistematik olarak katledildiği zaman sessiz kaldı. 1,5 milyonu masum insanların başına gelen olayları tanımak bizim ahlaki görevimizdir. Yapılması gereken doğru şey budur." Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi, Türkiye Rus S-400 sistemlerinden kurtulmalı diye açıklamada bulundu. News AM'in aktardığına göre yetkili briefing sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Türkiye masaya dönme şansına sahip. S-400'leri ya yok etmeleri ya da iade etmeleri ya da bir şekilde onlardan kurtulmaları gerektiğini biliyorlar," dedi. Bu yılın başında ABD, Türkiye'yi Rus sistemlerinin satın alınmasıyla bağlantılı olarak F-35 bombardıman uçaklarının üretim planından geri çekti ve olası yaptırımlar konusunda uyardı. Geçen haftaki bir toplantıda ABD Başkanı Donald Trump, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'nın S-400 sistemlerinden vazgeçmesi gerektiğini ve ABD'nin bunun yerine Ankara'ya Patriot sistemlerini satmaya hazır olduğunu belirtmişti. Ancak Ankara'ya dönüşünde Erdoğan, Türkiye'nin Rus sistemlerinden vazgeçmeyeceğini ifade etti. Hayastan adlı Pan-Ermeni Fonu tarafından düzenlenen yıllık telemaraton bu yıl 28 Kasım'da gerçekleşecek. Teleton'un açılışı Ermenistan Devlet Televizyonu'nda saat 22'de yayınlanacak. Hayastan adlı Pan-Ermeni Fonu basın sözcüsü Armine Tohmahyan, Artsakh Press'e verdiği röportajda 22. Ulusal Bağış Teletonu'nun Yesim Anuş Hayastani toplumlara can suyu ve güneş başlığı altında gerçekleştirileceğini belirtti. 12 saat sürecek olan Pan-Ermeni etkinliğinin ilk 4 saati bu yıl Yerevan'da gerçekleşecek ve sonraki 8 saat ise Los Angeles'tan yayınlanacak. Tohmahyan, Teleton 2019'da toplanan para, Artsakh Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti'nin 3 bölgesinde Tavuş, Lori ve Şirak'ta içme suyu temini ve güneş enerjisi projelerinin uygulanmasına harcanacak diye ifade etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kristine Sahakyan tarafından seslendirilen Ermeni folk müziği Oynare ve Maratuk adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.